Zehra Doğan'la birlikteyiz. Zehra'nın Londra'da bugün yeni bir sergisi var. Bu sefer biraz da farklı çalışmalısıyla karşı karşıyayız. Facianın yaşandığı bölgelerden parçaları aldın, getirdin ve burada bu nesneleri insanlarla buluşturdun. Zehra, benim senden öğrenmek istediğim şu: nesnelerin arkasında hayatlar var. Bizler bölgeden gelen insanlar olarak bu siyasi süreci yakından veya uzaktan çok yoğun bir şekilde takip etme şansımız oldu. Ve de o toplumun mensupları olarak zaten bu süreçleri yaşıyoruz da. Sence bu nesneleri bu sürecin, bu siyasi sürecin ve de bu toplumun dışında olan insanlar bu nesnelere baktıkları zaman o hayatları görebiliyorlar mı? Yani senin bu sergilerin, yaptığın bu sergiler insanlara bu hayatları biraz olsun yakınlaştırabiliyor mu? Benim de tam yapmak istediğim aslında bu. Sürekli sesimizi duyurmak için her şeyi yaparız. Maalesef Kürdistan'da büyük bir trajedi yaşanıyor ve buna karşı da büyük bir direniş yaşanıyor. Baskı ve trajediyle beraber bir harmanlama söz konusu. Bunu nereden tutacağını bazen bilemezsin, bazen nasıl anlatacağını bilemezsin. Ama doğruyu yaptığını bildiğin anda ve kendi yaşanmışlıklarınla yola çıktığında bu kez bambaşka bir iş devreye çıkıyor. Biz Kürdistan'da birçok şey gördük, acıyı da gördük, katliamı da gördük ve aynı zamanda buna karşı gülmeyi de öğrendik, direnmeyi de öğrendik. O yüzden de bir orada yaşayan insanlar, orada yaşayan bir sanatçı, gazeteci her koldan yapmak istediğini, yapabileceğini yapmak ister. Her şeyle kendini anlatmak ister. O yüzden bunları getirerek aslında biraz da Avrupa'dakilerin sanat diye girdikleri bir alanda, bir müzeye sergileyip, yani gösterip bir enstalasyon yapıp onları aslında Nusaybin'de neler yaşandı, öz yönetim direnişi nedir onu anlatmak istedik. O yüzden burada mesela özellikle de bakarsanız böyle faciayı anlatan çok büyük şeyler yoktur. Daha çok büyük bir battaniye vardır, o barikatı anlatır, bir yazma vardır, o bayrağı anlatır, bir halı vardır, oradaki bütün halkları temsil eder, rengarenk bir kıyafet vardır, o kıyafet o kadının mücadelesini, direngenliğini anlatır. Yani ona baktığında hüznü görmez. Bir mesela burada tencereler var, tabaklar var. Onlar aslında katliama karşı varoluşun trompetleridir. Yani ses çıkarma eyleminde kullanılan şeylerdir. O yüzden bunu gösterince çok şeye girmeden, o acıya büyük bir şekilde girmeden, çünkü bu kez daha farklı, bazen politik işler yaparken o ince ayrıntıyı da kaçırabiliyorsun. Mümkün olduğunca bütün hikayelerinle doldurup içini, çünkü 18 hikaye hazırladık biz. Ve bu 18 hikayede de orada yaşayan, Nusaybin'de, Cizre'de, Derik'te yaşayan insanlar birebir kendilerini anlatıyorlar. Ne hissediyorlar, neden öz yönetim direnişi ve bunun sonunda neler oldu, onlar birebir kendilerini anlatıyorlar. O yüzden hissettirebildiğimizi düşünüyorum gelenler, çünkü çok olumlu dönüşler yapıyor. Nusaybin'e nasıl gidilir diyor, Rojava'yı soruyor. Yani hani bütün her şey, eğer gerçekten burada sadece acıyı anlatmış olsaydık korkar ve geri giderdi. Sadece üzülmekle geri dönmüş olurdu. Ama burada bir olanın sadece gerçekliğiyle, en basit haliyle göstermeye çalıştığında bu kez insanlarda büyük bir merak uyanıyor ve kendisi öğrenmek istiyor. Karşı atak gerçekleştirmek istiyor. Orada aslında o zaman ilk etapta bir farkındalık yaratmak, değil mi? Ve orada bir farklı bir insan topluluğunun varlığına da işaret etmek ilk etapta ana hedef. Ben bu şekilde anladım. Doğru Tate Modern'in de zaten tam bu katı bunu hedefliyor. Mesela Tate Modern'in diğer taraflarında daha farklı şeyler görebilirsiniz. Daha farklı işler ya da sanatsal kaydı göz önünde ağır bir şekilde bulundurarak işleri yapanları görebilirsiniz. Ama burada mesela onu göremezsiniz. Harekete geçmek isteyenler buraya gelir ya da harekete geçirelim diyenler buraya gelir. Bu kata özellikle gelenler bunun bilincindedirler. Buraya herhangi bir sanat ürününü onların beğenine sunulmasını beklemezler zaten. Çünkü bilirler burada herhangi bir şey hiç kimsenin beğenisine sunulmaz. O yüzden kokteyli açılışlar yoktur bu katta. O çok önemli. Çünkü buraya girmeden önce de özellikle ona dikkat ettim. Çünkü benim getireceğim şeyler çok daha farklı işler. Kokteyl kapanışlar yok, eğlence yok, müzik yok. Her şey kendini ifade etme, kimlik üzerine kendini ifade etme üzerine. Ve tam da bence burası
yani bu işi hak ediyor, hak edebileceğini düşündüm. Çünkü benim buradaki işleri yani şey değildir, yani buranın hak etmesi gerekiyor. Ona şey yaptım ve harekete geçme. Yani sadece bir işi şey yaparken küratörler de mesela bunun sürekli 2 ay boyunca konuştuk. Sadece bir işi göstermek bir olan biteni değil. Bunlar nasıl harekete geçecek? Onun üzerine çok yoğunlaştık. Serginin bir diğer bölümünde de bir resim var televizyonda ve o resmin ortasında mavi muşambadan kocaman bir bez var ve o rüzgarda böyle sallanıyor. Ve o resime baktığımız zaman hani ilk etapta çok sakin, işte bir rüzgar esiyor. Aslında bir romantik şeysi de var. Ve mavi de hani psikolojiyi de böyle rahatlatan bir renktir ya hani. Ama televizyonun yanında da kulaklıklar vardı. O kulaklıkları ama taktığımızda ilk 2 saniyede direktmen kulaklarından onu çıkartmak zorunda kaldım. Yani bu fikre nasıl geldin ve aslında yaratmak istediğin etki tam olarak neydi? Ve bir yılın üzerinde Nusaybin'de o çatışmaların içerisinde çalıştım. Birçok video çektim, yani saatler süren videolar çektim. Ama beni en çok etkileyen, evet çok aradığımı, evet buldum dediğim iş bu iş. Ve 6 dakikalık aslında, saatlerce çekimlerin arasından 6 dakikalık bir şey seçtim. Çünkü burada aslında o brandayı gördüğümde, o branda mavi dans ediyor. Böyle rüzgarla beraber dans eden. Ama bir evden asılı ve diğer eve, karşı taraftaki eve asılmış bir siper haline getiriyor. O branda kalktığında, rüzgar vurduğunda aslında bu kez ne yapıyor? Oradaki barikatları gösteriyor. Kapattığında hiçbir şey yok, masmavi. Ve dans ederek kalkıyor ve o dans ettikten sonra bakıyorsun orada bir barikat var. Hani bunu merak ediyorsun, bu ne anlatıyor? O kulağına taktığında bu kez anlıyorsun. Büyük bir şiddet var ama ilk baktığında dans eden, böyle masmavi özgürlüğü temsil eden çok da güzel, huzurlu bir sokak. O bir Orta Doğu sokağı. Çok huzurlu, ağaçlar var, belki de kuşlar ötüyordur. Ama taktığında bambaşka gerçekliği görüyorsun. Bu kez ama hiç insanlar yok. Bu insanları gösterip ve katliamı gösterseydim belki biraz da o trajediyi direkt vermiş olurdum ve onu düşünmeye sevk edemezdim. Ama burada sadece bir nesne var. Dans eden bir branda. O da rüzgarla beraber bir barikat branda aslında o. Orada işte kurşunlarla özgürlüğün dansı aslında. O brandayı özgür olmak isteyenler astı. O barikatları özgür olmak isteyenler, kendi varoluşunu gerçekleştirmek isteyenler oldu. O aslında özgürlüğün kurşun, yok olmaya karşı dansıdır yani. Onu biraz anlatmaya çalıştım. Belki de hani çok da bilinçli olarak tasarlamadığın, süreç içerisinde içine sürüklendiğin bir temsiliyet rolüne esasen girdin. Bir politik fonksiyon içerisine girdin burada genç bir kadın olarak. Senin bu mensubu olduğun toplumu temsil etme ve bir nevi de onun farklı yöntemle bir sözcüsü, dışarıya doğru bir sözcüsü olma, bu rolünde kendini nasıl hissediyorsun? Hem özellikle şeyi sormak istiyorum, mensubu olduğun toplumun tavrı nedir bununla ilgili? Onlardan aldığın referanslar nedir veya genel gözlemin nedir bu temsiliyet meselesiyle ilgili? Bence direnen tüm Kürtlerde, Kürt halkında direnen özellikle kadınların her birinin ayrı bir temsiliyet rolü ve misyonu vardır. Çünkü biz ezilen bir halkız. Ezilmeye, yok olmaya karşı direnen bir halkız. Yani kendi varoluşunu sergileyen bir halkız. O yüzden herkesin ayrı ayrı bir misyonu var. Bir gazetecinin ayrı bir misyonu var. Bir yönetmenin ayrı bir misyonu var. Bir sanatçının çok bambaşka bir misyonu vardır. Herkes kendi alanına doğru yerelden beslenip evrensele yayılarak aslında kendi üzerine düşen görevi yapmaya başlar. O yüzden bu konuda tabii ki benim de bir misyonum var. Tabii ki de benim de bir yükümlülüğüm var. Kendi anlattıklarım, kendi yaşadıklarımı, kendi hem trajedimi hem de direnişimi anlatma gibi bir yükümlülüğüm var. Evet, başkaları belki de daha farklı bir şekilde bir sanat yapar. Bu sanat mıdır, değil midir diye tartışabilir. Onlar tartışa dursunlar. Onlar kendi teorik şeyleriyle boğula dursunlar. Bizim ne yazık ki böyle bir lüksümüz yok. Bizim
harekete geçme gibi bir hedefimiz var. Harekete geçme gibi bir yükümlülüğümüz var. O yüzden her koldan bir iş yapmaya çalışırsın. Ben bir hem gazetecilik kimliğimi kullanarak hem de sanatçı kimliğimi kullanarak bu sanat camiası denilen, belki de o içini kırılamaz gibi görülen şeyi kendi Kürt kimliğimle kırmaya çalışıyorum. Onun içine girip evet biz varız demeye çalışıyorum. Bunu birçok Kürt sanatçı yapıyor tabii ki de. Ben de naçizane kendi ifade biçimlerimle bunu yapmaya çalışıyorum. Bu büyük bir misyon tabii ki. Buna layık olmak gerekir. Bunu iyi taşıyabilmek gerekir. Ama nasıldır? Öğrenerek, hatalarınla, doğrularınla öğrenerek. Sadece şurası temiz olsun. Ondan sonrası zaten kendini gösterir. O akıp gider zaten. Peki tırnak içinde söyleyeyim yine. Temsil ettiğin toplumun dışındaki toplumlara yansıman nasıl sence? Onlar seni nasıl görüyorlar? Bu çok çok önemli. Mesela bugün Londra'da bir sergi yapıyorsun ve Londra'da bütün modern sanatın mabedi diye anılan bir yerde bir iş yapıyorsun. Burada işte tam da benim yapmak istediğim devreye giriyor. Ben evet nasıl bir kadınım insanların gözünde? Cezaevine girmiş ama öncesinden gazeteci, yani çok da acınası biri değil. Demek ki bu kendini ifade ediyor. Bir gazeteci. Ama yine de bir acınası bakabilir çünkü oryantalist bakıyor. Cezaevinde bazı bedeller ödedi, çıktı yine baskılara maruz kaldı. Biz onu biraz elinden tutalım, buraya getirelim, bir şeyler yapalım. Sen bu şeye girersen eğer en büyük yanlışı yapmış olursun. Senin bunları hepsini bilmen gerekiyor, benim bunları bilmem gerekiyor, başka bir lüksüm yok. Çünkü böyle bir şeye girdikten sonra kendini yok etmiş olursun. O yüzden mesela bunu tamamen şey yapman lazım. Evet, direnmiş, direnen bir halkın mensubu bu kişi ve orada çok büyük bir, çok güçlü bir halk var. Bu da onun bir mensubu ve güçlü. Sen Zehra'ya el verelim, Zehra'yı dinleyelim, biraz da onu dinleyelim diye değil, Zehra'nın ifade etme biçimini merak ederek gelip Zehra'nın işlerine bakacaksın. Bundan sonrası, çünkü bundan sonrası ajitasyon olur. Bundan sonrası sürekli yaşadığın bunları bilin, duyun olur. Ama önemli olan gerçek bir iş yapan, yani bana göre naçizane fikrimle gerçek bir sanatçı ya da gerçek bir mücadeleci. Evet, bir cezaevine girdim, o süreç kapandı. Orada yaptığımla kaldım, bitti. Orada da onları yapabiliyordum. Ama bundan sonrası Zehra ne yapacak, onu merak etmek lazım. Ve bu o yüzden oryantalist bakış açısını kırar. Sana öyle bakmasını engeller, sen bana böyle bakamazsın der. Ben buraya sana sığınmacı olarak gelmedim. Bana sığınmacı olarak bakamazsın. Çok ilginçtir ki sen sığınmacı olarak bile gelmesen bura taraflara geldiğinde sana sığınmacı gözüyle bakıyorlar. O da onların tuhaf bir handikapı. Yani ben kendi ülkemi çok seviyorum ve ülkeme geri döneceğim. Ben sadece burada bazı işler olduğunda, burada iş doğrultusunda burada olabileceğinin güçlü bir karakterini oluşturman gerekiyor. Belki bazı Avrupalılar, diğerleri, birçok sanatçı bunlara hiç gerek duymadan zaten çok iyi işler yapıyor ama bizim maalesef Orta Doğu olarak bizi görüyorlar ve oryantalist bir bakış açısıyla baktıkları için çok 1-0 geriden başlıyoruz ve bunu sürekli korumamız gerekiyor. Defalarca anlatmamız ve hissettirmemiz gerekiyor. Genç bir kadın olarak bir nevi köprü görevi görüyorsun aslında burada, değil mi? Dünyaya bir pencere hani açıyorsun. Sen peki hani Orta Doğu dedik, değil mi? Şimdi genelleyerek ben yine Orta Doğu diyeyim o zaman. Orta Doğu toplumlarının içerisindeki ataerkil yapının ne denli hakim olduğunu biliyoruz. Bu görevi genç bir kadının yapması, bu Orta Doğu'daki ataerkil yapının içerisinde olan insanlar açısından sence nasıl algılanır? Bir şey yaşıyorsun yani. Kadınsan zaten yaptığın işe daha çok hakaret ederler, daha çok saldırırlar. Bir deli bir kuyuya taş atar ama saçma sapan bir taş atar, onlar hepsini hemen üstüne uçullanırlar. Ama bir erkek olsa belki o kadar da şey yapmazlar, güçlü görüyorlar. O yüzden onların kafaları pornografiktir, onların kafaları erildir, seksisttir. O seksistlere karşı aslında daha çok dimdik durman lazım. Onlar çok isterler, sen bir iş yapasın, onlar aa bu olmadı, bu çok iğrenç, bu çok pornografik, bu çok bilmem ne deyip seni kendi silahıyla vurmaya çalışıp aslında seni aa hata yaptım ben geri çekileyim demeye zorlarlar. O yüzden senin işin çok daha fazla, çok daha zordur. Ama bu sadece Orta Doğu'yla da sınırlı değildir. Evet, benim toplumum ya da
Orta Doğu coğrafyası ataerkildir. Ama benim içinde bulunduğum mücadele, Kürt mücadelesi çok anaerkildir, anacıldır. Anacıl döneme dönüşür zaten hedefler. O yüzden de öylesi bir yerde oradaki o nefes alma şeyi her şey herkese rol ve misyondur. O yüzden mesela Avrupa'ya baktığında Avrupa da çok ataerkildir. En alasını yaşar hatta. Biz şiddetin tam kaba halini gördüğümüzde hop ne oluyor dur diyebiliyoruz. Çünkü kaba halini görüyoruz. Ama Avrupalı bir kadın çok daha şeydir, göremez. Çünkü gizli şiddet sürekli her tarafından gelir. Görmediğin birinin saldırısına vuruyorsun her gün. Biz hiç olmasa gördüğümüz ve az da çok göremediğimiz, ama biz daha o yüzden daha gardımızı alırız. Gardımızı alarak şey yaparız. Ama Avrupa'da yaşayan bir kadının bu kadar çok şeyi yoktur. Liberal politika çünkü bunu hissettirir. O yüzden zaten biz Kürt kadınları olarak da burada, yani valla çok da şey olarak söylüyorum, bir süre burada kaldım, yani bir aydır gözlemliyorum. Yani biz Kürt kadınlar olarak ne yapabiliriz? Avrupalı kadınlarla beraber ne yapabiliriz? Biz nasıl bir dayanışma gösterebiliriz? Bunu söylemek lazım. Çünkü senin çok iyi bir, sağlam bir ideolojin var. Sağlam bir temelden gelmişsin. Ve senin misyonun sadece Kürt kadınları değil, Orta Doğu coğrafyasında yaşayan ve orada yayılan bütün dünya kadınlarıyla beraber özgürlüğünü oluşturmandır. O yüzden buradaki Avrupalı kadınlara nasıl dayanışma gösterebiliriz biz Kürt kadınları olarak diye de sormak isterim. Demişler ki utanmadan gülüyor. Niye utanma? Ben bu gülmeyi çok büyük bedellerle kazandım. Ben cezaevi yattım, ben bir sürü şey yaşadım. Güleceğim, inadına güleceğim. Kadın olarak yıllardır yaşıyorum, bin yıllardır yaşıyorum. Ben bunun bedelini, valla ben çok pahalıya satın aldım bu gülmeyi. Bir dengesizin bir lafıyla da gülmemden vazgeçecek değilim. İnadına gülüyorum çünkü gülmek özgürleştirir. Ve benim hareketimin en temel güzel bir sözü vardır benim geldiğim yerin. Gülmek de devrimci bir eylemdir. Her yerde gülmeyi öğreneceksin, bileceksin. Söylemek istediklerin nelerdir? Çünkü bir şekilde bir role model de oldun. Bunun artıları da var, eksileri de var. Senin omuzlarına yüklediği çok büyük sorumluluklar da var. Bunlarla ilgili genç kadınlara özellikle neleri söylemek istiyorsun? Şunu söylemek istiyorum. Var olan gerçekliğimizle yüzleşelim. Yüzleşmek çok önemlidir. Hep yakıp yıkıyorlar, bağırıp çağırıyorlar politikalarıyla, anayasalarıyla, her şeyleriyle. Seni öyle bir kalıba sokuyorlar ki ve o kalıbın içerisine tıkalı kalıyorsun ve senin artık bahanelerin oluyor. Uyanışa geçsen bile evet biliyorum ama benim öyle bir imkanım yok. Evet biliyorum bunun yanlış olduğunu ama kendimi ifade edebilecek bir güçte değilim. Hep evet ve amalarımız. Ama biz var olan gerçeklikle yüzleştiğimizde o yokluğun içerisine ne yapabiliriz? Çünkü bizim öyle pes etme gibi bir lüksümüz yok. Bizim yani yüzyıllardır, bin yıllardır kadınlar elden ele vererek, böyle küçücük belki bir şeyi vererek, büyüterek getirmiş. Belki şimdi çok daha ağırdır ama o ağır yüke elimizi koymamız gerekiyor. Yani hepimizin yapabileceği o kadar çok şey var ki, kimisi sanatıyla, kimisi ifadesiyle, kimisi komşusuyla sabahtan akşama kadar konuşarak, kimisi bir mesajla, sosyal medyayla. O kadar dünya artık globalleşti ki, yani her şeyi yapabilirsin. Yapamayacağın hiçbir şey yoktur. Sanat o kadar basit ki, sanat o kadar güzel ki, sanat sevginin ta kendisidir. Sevgi herkeste vardır diye değerlidir, değil mi? Yani olmayan birinde olsun diye mücadele ederiz. Olmayan bir siyasetçi de bu kahrolası siyasetçi gitsin, sevgisi olan gelsinler. O sanatın kendisidir. Çünkü yaşamını estetize etmek için bir sevginin olması gerekiyor. Basit olan şeyler güzeldir. Sevmeyi çok basitçe şey yaparsın. Sevmemek, nefret etmek çok zordur. O zorluğa şey girersin, kendini paralarsın sevmemeyi kazanmak için. Ama sevgi çok basit, çok yalın, çok rahat. Sanat da öyledir. Sanat yaşamı estetize etmektir, mücadele etmektir. Mücadelenin ta kendisidir. O yüzden herkesin yapabileceği bir iş muhakkak vardır. Hepimiz daha güçlü çıkışlar yapabiliriz diye düşünüyorum. Mücadelenin içerisinden gelen bir insan olarak, hala da aktif ve bundan sonra da aktif olacak bir insan olarak çok kadınla temas ettin. O kadınların senin vesilenle bize aktarmak istediği nedir? En çok öğrendiğim şey cezaevinde gördüğüm, barikatların arkasında gördüm, savaşın içinde gördüm, savaşın dışında gördüm. Jinha sayesinde birçok kadını gördüm, birçok kadınla tanıştım. Kadın her yerde çok güçlüdür.
Yani o öz dinamini o kadar güzel hissettiriyor ki, yani onların bana aktardığı ve benim hissettiğimi aslında aktarmak isterim. Onların gözlerinde, yani bizim gözlerimizde o kadar uçsuz bucaksız bir yol var ki, ya beden gerçekten de sonsuz bir keşfedilmeyi bekleyen, sürekli de keşfedilen sonsuz bir yoldur. Ne kadar girersen o kadar keşfetmeye çalışırsın. Hiçbir zaman kendini tamamen keşfetmezsin. Her zaman böyle gizli saklı bir yeri vardır ve her zaman kendine dokundukça, yanındakine dokundukça onu daha anlamaya çalışırsın, öğrenmeye çalışırsın, anlamlandırırsın. Ki bu kadın da çok çok güçlüdür. Ya sen cezaevindeysen de aslında var olan gerçeklerinle yüzleştiğinde ve mücadeleyi bu boyutla şey yapmak istediğinde çok da mutlu olabiliyorsun, çok gülüyorsun, gülmeyi hiç elden bırakmıyorsun. Ben kadınlardan öğrendiğim tek şey her şeye rağmen gülmek. Çünkü gerçekten büyük bir devrimci sanattır diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum kıymetli vaktin için ve bundan sonraki çalışmaların için de başarılar diliyorum. Ben çok teşekkür ederim böyle bir şey sunduğun için. Çok mutlu oldum.